seviyeli bir telefon satın almak istiyorsanız 3.000-3.500 TL'yi gözden çıkarmak. Şu videodaki ucuz denen telefonlar bile hayaldi benim için. Çekilişlere katıldım, etiketledim, takip ettim. Olmayınca olmuyor işte. Muhtemelen görüp görebileceğiniz en sıradan insandım. Beni farklı ya da özel kılan hiçbir yanım yoktu. Daha doğrusu yoktu. Onunla karşılaşana kadar. O telefon orada unutulmuş ya da düşürülmüş gibi değil. Oraya benim için bırakılmış gibiydi. Ona dokunduğum anda sanki etraftaki herkes kayboldu. Sadece o ve ben vardık. Satın almayı hayal bile edemeyeceğim bir telefon elimdeydi. Ya da ben onun elinde. Biraz kurcalayıp yeni bir telefona sahip olan herkesin yapacağı ilk şeylerden birini yaptım. Instagram'a girdim ve bir selfie çektim. Normalde öyle fotoğraf paylaşan biri de değildim aslında. Ama o an istedim işte. Hem zaten kim görecekti ki? Ve her ne olduysa tam olarak o an olmaya başladı. Bir anda binlerce, on binlerce, yüz binlerce takipçi, like'lar, yorumlar, mesajlar. Bazı şeyler çok hızlı değiştiğinde bu değişime nasıl ayak uyduğunuzu anlamaya bile vaktiniz olmuyor. Bir anda hayatımdaki her şey değişti. Yüzüme bakmayan, hatta varlığımdan bile haberdar olmayan tüm o insanlar birden bir arkadaşım olmuştu. Sahte gülümsemeler bile güzelmiş. Ve yüzüme çevrilmiş tüm o kameralar. 3 yıldır aşık oldum. Ama asla konuşacak cesareti bulamadım. Göz göze geldiğimde bile soğuk terler döktü. Pırıl sevgilim olmuştu. Her şey mükemmeldi. Ya da ben öyle sanıyordum. Yıllarca bakarken içimin titrediği kız yanı başımdaydı. Ama ben ona bakmıyordum. İstediğim her şeye sahiptim. Ama hiçbiri gerçek değilmiş gibiydi. Hayatım akıp giderken benim tek önemsediğim like'lar ve takip sayılarıydı. Hadi ama bu hayatı sen istedin. Şimdi şikayet mi edeceksin? Telefonun içinde yaşıyor gibi, telefonun içine hapsolmuş gibiydi. Sonra daha da kötüsü oldu. Uyuyamıyordum. Sanki lanetlenmiş gibiydim. Uyuyamıyordum. Daha doğrusu hiçbir şey yapamıyordum. Telefonumdan gözüm bir an olsun ayırmak istemiyordum. Aslında istesem de bunu yapamazdım. Onda beni kontrol eden bir şey vardı. Şarjı azaldığında bile acı çektim. Şarj ederken başından ayrılamazdım. Paylaşımlar, beğeniler, takipçiler. Hiçbir şey olmasa bile birkaç saniyede bir ekranı açmak zorundaydım. Evet, zorundaydım. Otomatik bir refleks gibiydi. Bunu fark ettiğimde uyumadan kaç gece geçirdiğimi bilmiyorum. Ama dayanacak gücüm kalmamıştı. Biz zombiye dönüşüyorduk. Telefonumdan gözümü ayırmam imkansız hale gelmişti. Dayanılacak gibi değildi. Bu yaşamak değildi. Ya o beni yok edecekti ya da... Hayatım boyunca daha zor bir şey yapmak zorunda kalmadım. İçimden bir parça kopuyordu. Bebekler gibi uyudum. Her şey böyle başladı.